Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com ve Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepinize hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hala 26.300 küsur abonedeyiz. Ama inanıyorum ki bu videodan sonra 26.400 aboneye ulaşacağız. Neden mi? Çünkü Fenerbahçe zorlu rakibi Alanya Spor engelini 5 golle geçti. Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Alanya Spor'u 5-0 mağlup etti. Goller 5. dakikada Diego Rossi'den 17. dakikada Gustavo Henrique'den gelirken 45 artı 3'te Cao Pedro penaltı vuruşundan yararlanamadı ama 45 artı 4'te Miguel Crespo senin yararlanmana gerek yok ben hallederim dedi. 70'te Enner Valencia skoru 4-0'a getirirken 76. dakikada kapanış golünü İrfan Can kahveci attı ve Fenerbahçe 5-0 kazanmış oldu. Fenerbahçe maçından hariç diğer maçların da olayı var ama biz onu diğer kısımlarda konuşmak istiyoruz arkadaşlar. Şu anda sadece Fenerbahçe'ye odaklanmak istiyoruz. Maçın adamı kimdi? Diego Rossi mi? Gustavo Henrique mi? Miguel Crespo mu? Enner Valencia mı? Hocam her gol atanı saydın. Eee? <laughs> İrfan Can'ı da say. Yok Twitter'da 4 tane isim konulduğu için Fenerbahçe resmi hesabı da 4 ismi koyarak anket yapmış. Ben de onlardan kopya çektiğim için böyle yaptım. Bana soracak olursanız ben açık ara Miguel Crespo derim. Maçın adamı. Hocam bize bu görüşünü bir destekle bakalım derseniz. Görüşümü destekleyeyim arkadaşlar. Crespo enfes bir gol attı. Rossi'nin ve Valencia'nın gollerinde de baskıyla topu kapan isim oldu. Yani asistin asisti diyebilirsin. Asistin asistinin asisti diyebilirsin. Bence maçın önüne geçecek bir performans. Ama sayısal verilerle belirtmek gerekirse bir şut, bir gol, 6 ikili mücadele kazanma, 5 top çalma, 9 sahipsiz top kazanma, %86 pas, başarısı, pas pas başarısı, pas başarısı. Ve şunu söyleyeyim. Hatırlıyor musunuz? Şu adam diyordu ki, bu Crespo gider ama Atletico Madrid'e gider ama Real Madrid'e gider ama Barcelona'ya gider. Rıdvan Dilmen'in çöplediğinde de diyordum. Diyordum ki bu Crespo iyi yere gider. Yine söylüyorum. Bu Crespo Türkiye'de belki transfer rekoru kırarak bir Atletico Madrid'e gider inşallah. Bu arada Crespo'nun açıklamaları var. Şunu da söyleyeyim. Aynı Crespo'yu bugün Fenerbahçe satın alacak olsa 30 milyon eurodan aşağı alabilir miyiz? Aynı yaşta, aynı özellikle Crespo'yu. Vitor Pereira'ya da teşekkürlerimi sunuyoruz. Kulüp televizyonuna diyor ki bizler açısından önemli bir galibiyet oldu. Evimizde maça iyi başladık, iyi devam ettik. Jesus hocamızın istediklerini yerine getirdik. Bizden sürekli baskı istedi. Biz de baskıyı sürekli hissettirdik. Kadıköy'deki ilk golümden ve 3 puandan ötürü mutluyum demiş. Özel bir his Kadıköy'de gol atmak. Taraftarımız beni çok mutlu edip güveniyorlar. Desteklerini her yerde hissediyoruz. Taraftarımız beni tanıyor artık. Ben sahada her şeyini veren bir biriyim demiş. En iyimi ortaya koymaya çalışıyorum. Bana göre taraftarlarımız bundan memnun oluyor. Taraftarları mutlu etmek adına böyle devam etmek istiyorum demiş. Sen Fenerbahçe taraftarının ikincilikten topçu mu alınır laflarını yediren adamsın. Mesela Atilla Salahi derbi için sabırsızlanıyoruz demiş. Atilla Salahi de taraftara lafını yediren adamlardan birisi. Hani her alınan futbolcu için Aa, piyasa değeri düşük çöptür diyen gereksizler var ya onları susturduğun için teşekkürler Atilla Salahi. Atilla Salahi de açıklamalarda da bulmuş bu arada. Diyor ki harika bir galibiyet oldu. Çok fazla gol attığımız için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Aynı şekilde kalemizde de gol görmedik. Bu ayrı mutluluk verici. Ofansif ve defansif açıdan mutluyuz. Maça çıkarken çocuklar için çıkıyor. Tabletle beraber sahaya çıkma fırsatım oldu. Herkesi mutlu etmek istiyoruz ama en, ama en çok çocuklara mutlu etmek istiyoruz. Onun açısından da büyük bir mutluluk olmuştur diyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe her maç öncesi e, özel çocukların hayallerini gerçekleştiriyor. SB Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerini sürdüren 9 yaşındaki minik Utku görüntülü aramayla Alanya Spor maçının seremonisinde yerini almış oldu. Ki Fenerbahçe adına bir Fenerbahçe taraftarı olarak gurur duyduğum sahneleri yaşattığı için kulübümüze de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Yorucu şiddeti yüksek bir maç oynadık. Fransa'da iyi bir geri dönüş sağladık. Güzel bir sonuç aldık. Hocamız bizde biz sürekli konuşuyor. Daha taze oyunculara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yine bu maçta şiddeti yüksek, agresif bir tempo ile oynadık. Koşu tempomuz yüksekti. Herkes fazlasıyla mücadelesini gösterdi. Bizler en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Performansımızdan ötürü mutluyum demiş. Dolu tribünler önünde oynamak futbolcuları mutlu eder. Harika atmosferlerde oynamak iyi hissettirir. Bugün güzel bir örnek vardı. Atmosfer muhteşemdi. Diğer takımlarında bu anlamda avantajlar var. Taraftarlar var. Sabırsızlıkla derbiyi bekliyoruz. 3 puan almak adına elimizden gelen en iyisini göstereceğiz demiş. Bizim her zamanki amacımız hem Avrupa'da hem ligde başarılı olmak. Bunun için mücadele ediyoruz. İyi yoldayız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Şunu bilmemiz gerekiyor ki biz gerçekten çok sıkı çalışıyoruz. Sıkı çalışırsanız ancak başarılı olabilirsiniz. Devam etmemiz gereken yol bu yol demiş. Atilla Salay. Bu arada Fenerbahçe'de Atilla Salay ve Alioski dışında Herkes şut atmış arkadaşlar. Bir de Altay Bayındır atmamışlar herhalde. Ve 18 şutun sadece bir tanesi ceza sahasının dışından olmuş. İnanılmaz değil mi? Bu arada 18 şut, 11 mi 12 isabet mi? Düşünün. 18 şut, 11 mi 12 isabet. Rakibin 7 şutu var, 2 isabet sadece. Toplu oynama %60 Fenerbahçe, %40 rakip. Pas isabet Fenerbahçe'nin %85 bakın dikine oynamasına rağmen... Faul sayısı 14, 0 sarı kart çünkü Fenerbahçe'nin yaptığı sarı kart, fauller sarı kartı gerektirmeyecek sertlikte fauller. Alanyaspor 18 faulde, 2 sarı kart gördü. Bunlardan bir tanesi e, itirazdan, diğer de sertlikten de. Alanyaspor 4 kez ofsayta düştü. Bakın o kadar savunma arkası koşusu naramı. Fenerbahçe 12 korner kullandı, rakip sadece 3 korner kullandı. İstatistiksel olarak baktığınız zaman an itibariyle bir maçımız eksik ama ligin en çok gol atan takımıyız, 20 golle. Yediğimiz gol sayısı 6. Şu an Başakşehir 0 gol yemiş durumda. Galatasaray 5 gol yemiş durumda. Konya 2 gol yemiş durumda. Kayseri Spor 5 gol yemiş durumda ki ikisini bizden yediler. Düşünün hani çok gol yemiş takımız diyebiliriz ama 4. 5. sıradayız. Bu açıdan da güzel bir olay oldu. Şimdi Fenerbahçe'nin niyeti o kadar bozuk ki aslında. Yani Fenerbahçe düşmanlarının niyeti o kadar bozuk ki. Görmüyorlar bazı şeyi. Fenerbahçe sürekli ceza sahası içinde şutların gole dönme oranı arttırmış durumda. Ve Gürkan Kubilay'ın analizlerine göre %29.4 şutların gole dönme oranı. Hayaldi, Jesus da gerçek oldu ki geçen sene çok söylüyordu. Bu arada Atilla Salay'a attığı uzun toplarda 11'de 9 isabet sağlamış. 11'de 9. Bakın 11'de 9 uzun top isabeti ya. Arkadaşlar şaka gibi ya. 6 maçta 20 gol atan bir takım. İlk 3 maçta 13 gole imza atan, yani golsüz tek maçını 10 kişi kaldığı Konya maçında yaşayan o gün şoka uğramış bir Fenerbahçe vardı. Yani Fenerbahçe inanılmaz bir performans gösteriyor maç eksiklerine rağmen. Ya alkışlanacak bir performans, maşallah denecek bir performans. Ve bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına en fazla gol atan iki takımdan birisi Fenerbahçe. İlk takım Paris Saint-Germain 7 maçta 25 gol. 3.6 gol ortalaması. Fenerbahçe 6 maçta 20 gol. 3.3. İnşallah Beşiktaş'a 5-0 yeniriz. 3 maçta şey 7 maçta 25 gole biz de ulaşırız inşallah. Tabii bunlar için şakası. William Arao maç bitiminde kızıyla birlikte galibiyet turu atmış. Bakın mesela Arao da çöplenen isimlerden biriydi. Arao'nun da açıklamaları var. William Arao'dan Beşiktaş mesajı gelmiş. Diyor ki ara maçın bitiminin ardından ee, almış olduğumuz sonuçtan dolayı çok mutluyum. Göstermiş olduğumuz azimden dolayı çok mutluyum. Taraftarlarla beraber bu galibiyeti hak ettik. Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Antrenmanlarla birlikte çok daha iyi seviyelere ulaşmaya çalışacağız demiş. Biz Brezilyalılar için 200. bağımsızlık yıl dönümü gerçekten çok önemli bir gün. Fenerbahçe'nin hatırlaması bizi mutlu etti. Stadyumda bunu görünce mutlu olduk, gülümsedik. Daha çok mutlu olduğumuz şey galip gelmekti demiş. Her derbinin önemi büyüktür. Heyecanlı hissediyorum şimdiden. Büyük bir maç olacak. Çok iyi bir maç olarak, çok iyi bir maç çıkararak kazanmak istiyoruz demiş. İnşallah sevgili Arao. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Her şeyden ötem. Şimdi Atilla Salahi bu arada 87 pas tercihinde %93 pas isabeti yakalamış arkadaşlar. Hocam sen de kısım kısım söylüyorsun. hep bir kökten söyle. Valencia. Mesela Enner Valencia. Onu ben daha Valencia bu sezon bir aile izlemiş. Onun ben ta gelmişini geçmişini ayakkabısını bağını kramponunu üreten firmanın sahibine. Onun eltisinin görümcesine. Şimdi Valencia maç bitiminde açıklamalarda bulunuyor. Alanya maçının ardından. Bana küfür edin ne diyor? aile hayattaki en önemli şey Fenerbahçe ile bu sezon büyük bir aileyiz. Her maç, her idman bunu oluşturuyoruz. Önemli bir maç kazandık. Bu sezon hedeflerimize ulaşmak için böyle devam etmeyi hedefliyoruz demiş. Ee, beni asıl mutlu eden şey takımın kazanarak yoluna devam etmesi diyor Arao. Yani takımın kazanarak yoluna devam etmesi. Şey, pardon e, Valencia. Daha iyi olmak istiyoruz. Şimdi milli ara var. Aradan daha güçlü döneceğiz diye. Gustavo Enrique ve e, Rossi'nin de açıklamaları. Onlarda konuşayım da öyle geçeyim arkadaşlar. Gustavo de açıklamada bulunmuş. Arao ile birlikte çöplenen isimlerden biri. Çok mutluyum kızım aile merkez bana şans getiriyor. Çok büyük mutluluk oldu takıma katkı sağlamak. Ailem tribünde ben sahada Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalıştık ve kazandık diyor. Bu arada ikinci golünü atmış oldu. Takım arkadaşlarımla beraber oynarken onlardan sahada bir güven alıyorum. Gün geçtikçe daha hızlı adapte oluyorum. Türk futboluna adapte oluyorum. Her gün takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar. Birbirimize özgüven aşılıyoruz. Fenerbahçe'yi istediği hedeflere ulaştırmak adına demiş. Diego Rossi Doğru yoldayız demiş Rossi. Biliyorsunuz Diego Rossi maç öncesinde benim içime doğan inşallah gol atacak dediğim 2-3 isimden birisiydi. Rossi, Gustavo Arda Güler. Bir tek Arda Gül'leri bilemedim. O da nazar boncuğu olsun. Ama 26.400 abone olsaydık <laughs> her şeyi ona bağlıyorum. Diyor ki takım kazancı her zaman mutlu oluyorsunuz. Bugün takım iyi oynadı ve kazandı. Bunun için mutluyum. Hangi turnuvada oynarsak oynayalım her maçı kazanmak için oynuyoruz. İki kulvarda da iyi gidiyoruz şu ana kadar. Allah nazardan saklasın. Böyle devam etmek istiyoruz. Doğru yoldayız demiş. Son olarak milli takımına seçilmesiyle ilgili her zaman ülkenizin formasını giymek büyük bir gururdur. Ben de çok mutluyum. Benim için güzel bir mücadele olacak demiş. Bu arada Ulaş abi hani Rossi'nin oynadığı maçları kazanamıyorduk. Hani Rossi ilk 11'de olunca kaybediyorduk. Senin totemde gittim. Valencia bir gol bir asist, yediği küfür sayısı 762 milyon 486.333 tane. Bu nasıl bir istatistik? Neyin istatistiği bu? Yediği küfür sayısı Valencia'nın. Bir gol bir asist. E, ne yapalım oğlum? Küfür pas ayrıyor mu diyorsun taraftar? iki gol atsın diye. Neyse bir gol bir asist. Dört kilit pas. Üç çalım. Üç pas arası. Üçüncü bölgede pas isabeti %86. Kazanılan ikili mücadelesi sayısı 8. Ve top kapma 2. Şimdi ee, 5-0 olmuş maç. Disiplini bozan hata yapan oyuncuya Jesus kenardan kızıyor. Futbolun Obradoviç'e dediğimizde bazıları nao nao diyordu. Ve bu niye geldi? İsmail Kartal gelsin diyen arkadaşlar şu anda neredeler? The person you have called. Kendine bir işi. 4 Eylül. Jorge Jesus. Araba ve Gustavo'yu benden iyi bilmiyorsunuz. Ben onları biliyorum. Bu yüzden takımdalar demiştim. Şimdi Beşiktaş maç öncesinde güzel galibiyet. Güzel futbol. Milli araya girdik. Rahatız. Benim canlı yayında söylediğim golvar.com'daki sıradaki yazımda da belirttiğim üzere şu anda Fenerbahçe Alanya Spor galibiyetiyle 5 puan kazanmış durumda. Hocam 3 diyecektin hala. Hayır 5 puan kazanmış durumda. Beşiktaş maçında kazanırsak 11 puan kazanmış olacağız. Galatasaray inşallah yenilirse 14 puan kazanmış olacağız 2 maçtan. Ve Fenerbahçe rotasyonu iyi yapıyor. Kim oynarsa oynasın. Size daha önce söylediğim gibi sistem takımı haline dönüştük ve sistemin çarkları takır 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 işliyor. Ve istenen futbol sahaya yansıtılıyor. Evet bazı defolar oluştu. Ama Süper Lig'de önlem alan Fenerbahçe değil rakipleri oluyor. Feyyaz Uçar çıkmış demiş ki Fenerbahçe'nin oynadığı güzel oyunun sebebi Alanya'nın kötü oyunu diyebilir miyiz? Yine test maçı değilmiş yani. Alanya'nın kötü oyunuymuş. Şimdi bir Beşiktaşlı arkadaş çıkmış. Demiş ki Fenerbahçe Alanya Spor gibi gerizekalı bir takımın yerini demiş. Arkadaşlar bu benim sözlerim değil. Kusura bakmayın. Ve Twitter'da cevap verdim. Oraya bakabilirsiniz. Demiş ki böyle bir gerizekalı takıma karşı galip geldiler diye seviniyorlar. Biz bunları şöyle yaparız, böyle yaparız diye. Ben bu arkadaşa ithafen şunu sormak istiyorum. Bu geri zekalı dediği, bu aptal dediği, bu e, kötü sözler söyledi. Alanya Spor'a karşı 3-0 öne geçip de skoru 3-3'e getiren takıma ne diyorduk tam olarak? Ağlak mı diyorduk yani? 3 0dan 3-3'e getirince hakem makem diyordu. Hani ağlak mı diyorduk? Yanık mı diyorduk? Ben şeyi çok merak ediyorum. Ciddi bir kural hatası var süperlikte. Ciddi bir şike var süperlikte. Maçta kural hatası var. Dört tane kural hatası var bu maçta. Bu maçta dört tane kural hatası var. Ya sen de maç bitiyor kural hatası diyorsun. Dört tane kural hatası var. Bir. Crespo'nun eline değen top. Öncesine bakın. 93 numaralı Alanya Sporlu önce elle oynuyor. Niye kamera açıları onu göstermiyor? Niye insanların aklına soru işareti kalıyor? Fenerbahçe'yi kötülemek için. İki. Cevap Pedro'nun penaltı vuruşuna dikkat edin bakalım. Ceza sahası ihlaline. Sadece ihlale dikkat edin. Başka bir şey demiyorum. Üç. 52'de Valencia'ya yapılan penaltı mı? Not bana göre asla değil. Ama Alanyalı oyuncu e, ya yapılsaydı bence penaltı verilirdi. Ya da ligimize başka takımlara verilebilirdi. 4. Üçünü de kenara attım. Beştaş Yusuf Yusuf diye bir futbolcu transfer etmiş. 3.5 atıyormuş. Şey 3.5 milyon euro ya almışlar. Bu resmen şikedir. Bu resmen kural hatasıdır. Oyun oynarken kural değişmez. Üç buçuk atıyormuş Beşiktaş şey Yusuf Yusuf diyormuş. Yok Yusuf Yusuf diye futbolcuyu üç buçuk milyon euroyu almışlar. O da atıyormuş. Ben görmedim futbolcunun transfer market verisine ulaşamadım. Bunlar nasıl üç buçuk atıyor? E, bu kural hatasını açıklar mısınız? Bu arada Feyyaz Uçar'a ve Alanya Spor'a geri zekalı diyen arkadaşlara Felipe Sanchez, Mateos bir cevap vermiş. Fenerbahçe'nin kondisyon gücüne yetişemedik. Bizim oyuna dahil olmamıza izin vermediler demiş. Hapak sesi nerelerden duyuldu diye merak ettim de. Şimdi bu kadar derinliği olan bir kadro sürekli hazır tutmak, birbirine kenetlemek üstelik 3 gün içinde 3-4-3'ten 4-1-3-2'ye dönmek. Ve bunu yaparken de gol yemeden 5 gollü galibiyet almak. Ve bunu yaparken de 7-8 rotasyon birden denemek. Ve bunu yaparken de yedekte tuttuğun birkaç maçtır yüzüne bakmadığın Emre Mor'u oynatmak. Yedekler sırtını dönmüyor. Kalanlar sırtını dönmüyor. Oyundan çıkanlar küsmüyor. Oynamayanlar küsmüyor. Hocam Zayis gidecek mi? Hocam Serdar Dursun küstü mü? Bir bakarsınız sıradaki maçta Zayis oynar. Maç sonunda oynamayanlar oynayanlar da galibiyet kutluyor. Forma adaletli dağıtılıyor ya. Ya ikinci yarıda Fariyoli'ye Topla öyle çıkılmaz, böyle çıkılır diye ders verdi Jesus ya. Sen misin defansın arkasında top atan? Al bak. Ara o öyle top atar diyor. Tribünlerde 39.520 biletli seyirci varmış. Ve arkadaşlar bakın kilit şu. Kilit cümle şu. Fenerbahçe sistem takım oldu. Bakın her türlü rotasyon yapılıyor. Oyun verimliliği düşüyor mu? Fenerbahçe hocam ge geçen maçtan daha kötüydü diyebiliyor musunuz? Bir tek Konya maçı. Bakın o maç için ısrarlı bir şekilde söylüyorum. O maç başka bir şeydi. İklimi başkaydı, atmosferi başkaydı. O maç başka bir şeydi. Hodri ha O maç başka bir şeydi. O maç konuşmak istemiyorum. Ama bakın üstüne koya 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 gelişiyor. Bu arada Gustavo Verini ki, hocam hala çöp diyen varsa 7.44 rating almış. Bir gol, kazandığı ikili mücadele sayısı 3, pas arası 2, top çalma 2, şut pası 2. Hava topu kazanma 2. Pas isabeti %91. Rakip yarı alanda pas isabeti %83.3. Hocam ratinglerde en çok kim almış? Valencia 9.14. Rossi 8.43. İrfan Can 7.62. Emre Mor 7.41. Miguel Crespo da 7.24 almış. Ben Emre Mor'a bu kadar çok vermem. Şimdi puanlama da yapayım futbolcularımıza. Orada sıkmadım inşallah size arkadaşlar. Çok az bir bilgim kaldı. Ee, Fenerbahçe bu sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 20 gol, Avrupa Lig'inde 14 gol, en fazla gol atan takım konumunda yer alıyormuş her iki kulvarda da. Ve Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan takım iken en fazla gol beklentisi yakalayan takımmış. 13.9 arkadaşlar. Ve net gol pozisyonuna giren 29 net gol pozisyonuna girmişiz. 9 tane de kaçırmışız demek ki. Fenerbahçe Alanya Spor'a karşı takım olarak 118,5 kilometre mesafe kat ederken en fazla mesafe kat eden futbolcu 11,2 kilometre ile Ezgi Can Alioski. Özcan Al Alioğlu. Şimdi Fenerbahçe coşkusunu kaybetmiyor. Golü düşünüyor. Ligin en dirençli takımlarından Adana Demirspor'a 4 atıyorsun. Bakın bu Alanya Spor'u çöplemeyin. Bu Alanya Spor dirençli bir takım. Yarın bir gün Galatasaray maçında görürsün. 3-0'dan Beşiktaş'a Sübhaneke'yi tersten okutturmadılar mı ya? 3-3'e getirip. Ya Trabzon arasında göreceksiniz. Hani hangi takımı övüyorsunuz? Şunu göreceksiniz. alan bunlar Başakşehir'e 2-0 kaybettiler ama o kadar kötü değillerdi ya. Ve bu takıma sen 5 attın. Gol ortalamasına bakın, takıma bakın. İlk yarıda kusursuza yakın bir futbol. Ya takımda sırıtan isim yok ya. Sırıtan isim yok. Maşallah ya. Ve her hafta oyuncu değişiyor. Futbol anlayışı değişmiyor. Oyun değişmiyor. Mücadele değişmiyor. Jesus bunu başardı be. Bu arada Süper Lig'de Fenerbahçe Kadıköy'de şu ana kadar 13 gole imza atmış. Yani her 30 dakikada bir gol. Kadıköy atmosferi. İşte taraftarlara ben bunu anlatıyordum. Hain, vatan haini diyordunuz bana. İsmail Kartal diyordunuz. Ulan İsmail Kartal'ı ben de seviyorum. Karakterli, müthiş, kütür kütür bir adam. Allah yolunu bahtına açık etsin. Allah yolunu bahtına açık etsin. Fenerbahçe'nin başında şu anda kütür kütür bir teknik adam var. Ben yalvardım. Sezon devam ederken yalvardım. İsmail Kartal lafını ye. Özür dilerim de ağzımdan birden çıkmış de. Demedim mi? Arkadaşlar beni niye İsmail Kartal düşmanı gösterme peşindesiniz? Ben ne dedim size? İsmail Kartal Fenerbahçe için ikinci adam da olunur, 32. adam da olunur. Olunur, olunmaz mı? Olunmaz mı? Ya olunmazsa olunmaz deyin. Fenerbahçe için 32. adam olmaya da razıyım ben. Fenerbahçe menfaatleri gereği. Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe menfaatleri gereği. Biz buyuz. Bizim özelliğimiz bu. Maçta puanlamaya geçelim. Altay Bayındır 10 üzerinden 10 kusursuz maç oynadı. Kusursuz. Bir tek kusuru vardı. İçeriye şişirme bir top geldi. Kontrol edeyim dedi. Sonra baktı tehlike yok. Göğsüyle önüne doğru attı. Gidip ikinci kere de kontrol etti. Bir kusuru bu. 10. Net. iki tane pozisyon çıkarttı. Ferdi Kadıoğlu. Sarı kartı alsaydı direkt 7 puan verecektim. Ama kendinden o kadar emin oynadı ki. Arkasına kaçanlar oldu. Evet yani arka tarafına doğru koşu atanlar oldu. Arkadaşlar Efkan Bekiroğlu'nu falan siz öyle hantal zannetmeyin. Hocam on kuru kadar hızlı değil. Lan ne on var ligde. Gaziantep'teki Sagal yavaş mı? Markovic yavaş mı? Alanya Spor'daki Efkan yavaş mı? Rendekiler yavaş mıydı? Gerçi orada Ferdi yoktu. O sahi vardı ama. Çaresine bakılır. Ferdi de 10. Gustavo Henrique. 9 vereyim mi arkadaşlar? 9 versem kızarsınız değil mi? İşte Gustavo Henrique'nin gerçek yüzü. 450 dakika izledim de bunu belirttim. Hızı bir tık daha hızı arttı. Hızı bir tık daha arttı. Bir tık daha arttı hızı. Değil mi? Bir tık daha arttı arkadaşlar. Yani bir tık daha arttı hızı. Ve maşallah Salai Alioski. Arkadaşlar 9.5 falan vereyim mi? Küfür eder misiniz? Edersiniz değil mi? Savunma dörtlüsüne komple 10. Gol yemedik. Evet. 2 tane net pozisyon verdik. Değil mi? Bir tanesi kaleci karşı, karşı karşıya. E, Offside'ı bozan Alioski'ydi orada ama Altay Erencan'dan top aldı. İkincisi sol çaprazın Oğuz deparı vardı. Ki öncesi belki Offside'a Offside denilebilirdi ama e, ataktayken yakalandık. Yine Altay Bayındır iyi kapattı. Geri dörtlüye 10. Rossi. Arkadaşlar köşe vuruşlarını kullanış stiline dikkat edin. Duran topları kullanmayı öğreniyor. Rossi bir meziyet ediniyor. Peste var ya bu futbolcuyu özel idmanı alırsın. Özellikle ana ligde vardı bu. 50 gün boyunca şu idmanı yap dersin mesela. Duran top vuruşu, uzaktan şut. işte kaptanlık falan var. Rossi haftalardır buna çalışıyor. Ve duran topları iyi kullanmaya başladı. 10. Arao, Crespo. Emre Mor'a 8 veriyorum. Ben Emre Mur'u beğenmedim arkadaşlar. Harbi söylüyorum beğenmedim. Niye? Hakemle çok didişiyor, çok uğraşıyor. Hakemle didişmeyi bıraktığında çok iyi performans gösterir. Emre Mur'la ilgili şunu da düşündüm. Acaba sonradan alsan daha mı etkiledi ama rakip Emre Mur'a tedbir aldığı için aslında sen rakibi hiç çıkartmadın. Ama onun üzerinden 8 veriyorum. Kimse kusura bakmasın. Valencia 10 üzerinden 3. Hocam tamam ben de sövdüm de 3 de verme şimdi ayıp. 3 3 3 3 arkadaşlar. Hocam gol attı. Atsın 3. Sövmeye devam edin arkadaşlar. Valencia yapacak bir şey yok. 3 aldı benden. Beşiktaş maçında gol atsın diye elimden geleni yapıyorum. Lütfen mazur görün. Çünkü biliyorsunuz Valencia'nın yakıtı. Ciao <laughs> Pedro. Evet penaltı kaçırdı. Evet o şekilli şükürlü topuk hareketlerinden yapamadı. Ama savunmaya o kadar güzel baskı yaptılar ki Valencia ile birlikte. Valencia'ya 10 üzerinden 9. Pedro'ya 10 üzerinden 8 veriyorum bu maç üzerinde. Bilginiz olsun. Oyuna sonradan girenler. Mer Mert Hakan'dan hiçbir şey anlamadım. Puan vermeyeceğim. Arda Güler. Bismillah dedi. Oyuna girdi. Başlığa iyi aldı at pası, Asist yaptı resmen. Arkadaşlar. Biliyorum golle sonuçlanmayınca adı asist olmuyor. Ama bu, tip, bu pası neyle tabir edeyim siz söyleyin. Bence asist yaptı. İrfancan Kahveci. Attığı gol asistin asistini yapması. Kaç vereyim? Arda'ya kaç vereyim? Elinizi vicdanınıza götürün. 10 numara Arda'ya 10 veriyorum. Evet çok kısa süre oynadı. 8-9 dakika oynadı. Yeter. Yeter. Benim bu kanalda öyle takipçilerim var ki diyor ki seni 3 dakika izledim. 3 dakika izleyince dedim ki diyor ben bugüne kadar hiçbir şey izlemiyormuşum. Ben bugüne kadar uyutulmuşum. Benim bu kanalda öyle takipçilerim var ki diyor ki ben TRT Spor'u saatlerce izlerdim. A Spor'u saatlerce izlerdim diyor. Yatmaz izler, işe öyle giderdim. İzlerken uyur işe öyle giderdim diyor. Seni tanıdım, kanalı tanıdım diyor. O gün kaç tane video attın? 3 ben o üç videoyu tekrar izleyen bir adam oldum diyor. İkinci defa arkadaşlar yaz döneminde aynı videoyu ikinci kere izleyen insanlar varmış. Bakın yorumlarda belki kendilerini belirttiler. Aynı videoları ikinci kere. Ben kendimde bir keramet bulmuyorum. Kendimde bir şey bulmuyorum. Allah'ın verdiği bir nimet arkadaşlar. Elhamdülillah gönlüme ihsan oldu. Dedim ki Rossi'den, Gustavo Arda Güler'den gol bekliyorum. Arda Güler de asist yapıyordu. Ne güzel. Belki asistini yapsa moralle gol de atardı ama nasip. Yani diye şey der misiniz? Arda Güler atmadı bu adam kandırıyor bizi. Lan kimsenin beklemediği iki tane adamın golünü bilmişiz. <laughs> Tabii e, inşallah temiz niyetliyizdir. iyi insanızdır. Allah da gönlümüze ilham ediyordur arkadaşlar. Ee, bitirelim. Baştu kaçırdığı gol. Evet okey. Ama o pozisyona girmek, o topu sağa çekmek, o soğukkanlılık bak kaleci erken atladı. İnanın kaleci erken atladı. Normalde o kalecinin kötülüğünden o gol kaçtı. Harbi söylüyorum kalecinin kötülüğünden o gol kaçtı. O golü inan ki kaleci iyi olsaydı yani çevirirdi. Ben başka bir şey söyleyeyim. Alanya Spor'da kimi beğendim biliyor musunuz? Alanya Spor'da. Zinedin Ferhat'ı beğendim. Ama 29 yaşında. Yani Fenerbahçe'yi alır mısın? 29 yaşında. Efkan Bekiroğlu. Efkan'ın yanlışım yoksa Almanya özgeçmişi var diyebiliyorum da bir kontrol edeyim arkadaşlar. Aynen Rogo'nun Rogo'nun çapıymış hocam. Efkan Bekiroğlu'nun normal mevkisi ne biliyor musunuz? 8 numara. Almanya'da yetişiyor. 1860 Münih'ten geliyor arkadaşlar. Bakın 8 numara oyuncuyu kanat oynatıyor. Çünkü hızlı bir oyuncu. O da şeyin Farioli'nin eseri. Mesela Zinedin Ferhat. Hızlı bir oyuncu. Cezayirli bir oyuncu. Ama 7 maçta 1 asisti var. Çünkü Alanya Spor bu sezon kötü. Leroy Fer eski Leroy Fer yok. Furkan Bayır ismi biraz hoşuma gitti. Furkan Bayır yanlışım yoksa da gerçek hayatta da Fenerbahçeli diye biliyorum. Ya Fenerbahçeli diye biliyorum Furkan Bayır'ı. Tanıyanlar varsa menemen altyapısından yetişme. U21'de de oynamıştı var milli takımımızda. Yolu bahtı açık olsun. İyi yetenekli bir kardeşimiz. Ben beğendim Alanya Spor'da. Fatih Aksoy Beşiktaş'tan biliyorum. Sivas Spor'dan biliyorum. Hani zaten bildiğiniz ismin yorumunu yapmayayım ama Fatih Aksoy'da ciddi oranda bir yavaşlık var. Biraz savrukluk var. Anlatabiliyor muyum? Biraz savrukluk var aslında. Ee, takımdan da kaynaklanıyor olabilir. Onu söyleyeyim. Balko ve çok kötüydü. Yani sadece hırs yapma niyetinde. işte Pereira, Pedro Pereira bunların sağ beki. Bu sezon bir şey yapamadı ama önümüzdeki sezonlara damga vurabilir. Erencan yardımcıyı çok yani ukala gördüm o pozisyonda. Ya yani hareket yapmaya çalışmalar falan şaşırdım. Oğuz Aydın mesela sonradan girdi oyuna. Diriydi. Ee, 1.83 boyu var. Daha uzun gözüküyor. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Eğer Alanya teknik direktöründe kafa varsa, az biraz kafa varsa Oğuz Aydın'ı kanat oynatsın. Efkan'ı bir kanat, Oğuz Aydın'ı bir kanat oynatsın. Zinedin Ferhat'ı e, ya kanatta oynatırken e, şeyi e, ne derler onun adına kanatta oynatırken yani Oğuz Aydın'ı bir kanatta, Zinedin Ferhat'ı bir kanatta oynatsın. Efkan Bekiroğlu'nu merkezde oynatsın. Alanya Spor birdenbire düzelir. Bak Efecan Karaca kanatta o etkinlik verim yok. Gitmiş. Kande Yaş'ı merkeze çekmişler. Kande etkinlik bitmiş. Ya bu adam zaten 34 yaşına gelmiş Kande Yani e, çok söylenecek sözüm var ama dediğim gibi bu Oğuz Aydın ismini... Durun. Bu çocuk hızlı, etkili. Yetenekli bence bu çocuğun üstüne durulması lazım. Bu benim şahsi fikrim. Kimseyi de incitip kırma niyetimiz yok. Maçta kural hatası dediğim gibi bu. Bunlar Crespo'nun golünü çok da yani eline değen pozisyonu çok tartışıyorlar penaltı mı değil mi diye ama ben net olarak özetlediğimi düşünüyorum. Crespo'nun vuruştan önce rakibin eline değen bir pozisyon var. O yüzden zaten penaltı incelemedi. Yoksa ceza sahası içinde ha şu şekilde arkadaşlar el ve çekiyor elini. Yani top geldiği anda Kural olarak diyorlar ki devam. Yani eline çarptı. Bana kalırsa saçma. Ne demek eline çarptı? Başka türlü nasıl çarpacak ki eline? Şut değil. Şut değil abi. Kaleye şut çekse, eline değse, elini yine de çekse kabul. Çarpma. Ama şut değil. Bana kalırsa Alanyalı oyuncu eline değmemiş olsaydı penaltı verilirdi ona. Verilmesi gerekirdi. Bir. Valencia'ya yapılan hareket tırt. Ona penaltı verilmez. 2- Lincoln'un ikinci yarıda böyle topun altına girdiği, futbolcunun e, eline değen bir pozisyon var ama vücudundan sekiyor. Ona da penaltı verilmez. 3. Hakem genel olarak kararlarında haklıydı. Güzel bir maç yönetimi gerçekleştirdi. Benim aktaracaklarım bu kadar. Şu anda kanal ben bu videoyu çektiğim saatlerde kanalımızın abone sayısı 26.373. İnşallah beni kırmayıp abone olursunuz ve sıradaki video en azından 26.400 yazısıyla çekilir. Çekilmese bile Gün içinde 26400 aboneyi görüp mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.